Herkese tekrardan merhabalar sevgili yay burçları. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün 29 Nisan 5 Mayıs haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden her birinize güzel bir hafta diliyorum. Her şeyin hayırlısı uğurlusu en güzeli sizlerin olsun diyelim. Hemen şöyle bir fincanınızı gösteriyorum. Yani tabii ki şuradan başlayacağım. Normalde hemen şuradan başlamamız gerekiyor. Hani o şekilde oluyor ama ben oradan bir başlamak istiyorum çünkü orası beni çok dikkatimi çekti. Bakın siz de zaten göreceksiniz. Şurada birisi var. Bakın burada bir kişi var. Yine ona keza bakın burada burnu uzun olan, çenesi çok sivri. Birisi daha var. Şimdi kim olduklarını söylerim hep beraber bakın size yani bayağı acı vermiş, sıkıntı vermiş bakın şuraları. Böyle sivri sivri yani batmış, acıtmış, maddi manevi zarar vermiş. Hani bu olayla ilgili yaşanmış olan sıkıntılar geçmişte kalıyor. Çünkü el birliğiyle beraber, çünkü hepinizin de başının üzerinde olduğu için yani böyle kas gücüyle değil de Biraz daha zekayınızı kullanarak, kafayı kullanarak, araştırarak yani bu sevgiyle falan olacak bir şey değil. Baya mantıklı oturup yani doğru düzgün bir düşünüp hani ona göre maddiyatınızı nereye akıtacaksınız, nereleri seçeceksiniz, ne yapacaksınız. Hani bu olayı, bu üzerinizdeki ağırlığı, sıkıntıyı artık bir atmanız gerekiyor. Ve dediğim gibi özellikle de 3 kişi çok net olmakla beraber bir kişi belki sadece fikrini belirtiyordur o kadar bir katkısı var. Ama tek başınıza değilsiniz, iki kişi değilsiniz. Daha fazla kişi olarak bir problemi dediğim gibi mantığınızı kullanarak çözüyorsunuz. Şimdi buraya geliyorum. Şuradaki kişi sizsiniz. Burnunuzun bu kadar uzun duruyor olması hani baya baya belli. Bu şu demek. Girişkenim. En çok fikir sizden çıkıyor. En çok işte para verilecekse açık söyleyeyim yani en çok para sizden gidebilir. En fazla e, siz fedakarlık yapabilirsiniz. En fazla Herkes bir iki tane bir şey söylerken siz on tane şey söyleyebilirsiniz. Herkes bir açıdan bakarken siz her taraftan olayları işte bu eğitim olur çocuğunuzun sizin eğitiminiz işiniz işte bir para var bunu nasıl değerlendirelim. Herkesin aklında tek fikir varken sizin aklınızda bin türlü fikir var. E haliyle sizin burnunuzun bu kadar uzun olması, bu kadar girişken, bu kadar hani çözüm üretebilen, bu kadar e, atak. Yapabilen bir karakter olduğunuz burada görünüyor. Katkınız bu şekilde. Aynı zamanda çeneniz sivri, çene ne kadar sivri ise o kadar konuşmalarınızın mantığı hani oturur bir yönü var. Yani aslında şöyle düşünün. Ağızdan dökülen kelimeleri tutan bir çene var. Yani biraz bunun gibi düşündüğünüzde bakın. Yani benim sözcüklerim havalarda uçup gitmeyecek. Çocuğuma bir şey söylüyorsam benim 10 tane fikrimden 1-2 tanesini demek ki kabul edip uygulayacak. Eşime bir şey söylüyorsam anne babama hastalıkları, sağlıkları, malları, mülkleri, yaşantıları, işte akrabası, komşusu, evi, taşınması, eşyası ile ilgili bir şey söylediğimde araştırma yaptığında onlar için Aa evet bu yay burcu bizim için ya da kendisi için bu kadar çok araştırmış. Yani bu kadar araştırma, bu kadar sorma, işte tanıdıklarını araya soktu ve bizim için bir şeyler yaptı. Tabii ki yay burcu bu kadar ilgilendiyse onun fikirleri hani önemli. ki mantıklı da bir burçsun. Yani böyle lay, lay lan bir burç olmadığınız için dediğim gibi ister kendinizle ilgili bir şey olsun, ister bir başkasıyla ilgili olsun fikirleriniz kabul görüyor. Ve dediğim gibi şurada iki kişi var. Birisi kadın, birisi erkek. Böyle çok böyle yaş olarak küçük değiller. Hani 10-15 yaşında çocuklarınız varsa bakın burada onlar yok. Hani belki bu ailece kaldırılacak bir yük ama git hadi sen çalış da bu yükü karşıla gibi bir şey değil. Biraz daha yaşlar böyle büyük. Onu söyleyeyim. Ve bu iki kişi de çok sıkılmış. Belki aileden birileri sizin için bir şey yapamıyorlar. Sadece bir iki tane fikir üretebiliyorlar ama bir yerde tıkınıp kalıyorlar. Ama inanın sizden daha çok sıkılmışlar. Hani sıkıntıdan artık böyle mideleri şişmiş, karınları şişmiş bu şekilde görünüyorlar ama bu iki kişiden ki uzun boylu da değiller. Hani onu söyleyeyim. Bu iki kişinin size çok güzel, çok büyük katkıları var. Şimdi bakın ayrıca şurada bir Y harfi. Y harfinden sonra Bakın bir dallanma durumu görünüyor. Bu şunu anlatıyor. Bir kararsızlık dönemi vardı. Ve artık biz bir seçim yaptık. Yaptığımız seçimin içerisinde. Şimdi ben şuna bir kalem alayım. Şimdi bazen soruluyor. E, sen o harfleri nereden görüyorsun? Uyduruyorsun. Bakın bakalım uyduruyor muyum? Y, T, benzetmeniz yeterli. Ş. Değil mi? Şu ucu var. Ha, tabii ki S de diyebilirsiniz. Şurada da bir M. Yani çok isteyenler olursa şurada bir U harfinin varlığından bahsedilebilir ama ona gerek yok. Dediğim gibi T, Y, Ş ve M harfleri görünüyor. Dibinde de bakın bir anahtar var. Ayın 17'si ki birli ve 7'li zamanlar diyelim. Hem 29 Nisan 5 Mayıs için birli tarihler hem de Mayıs ayına da tabii ki enerji geçtiği için 1'li, 7'li, 17'si, 27'si vesaire bunlar önemli. 11'i olur, başka zaman olur. Yani bu 1'li, 7'li zamanlar önemli. Bu tarihlerde bu harfteki yer, şehir, ilçe, kurumun adında bu harfler vardır. O şehirde, o meslekte bu harfler var, konunuzda bu harfler ya da o insanda burada sizin için bir anahtar var. Şimdi sanki çok şey söylemişim gibi geliyor olabilir. Evet kabul ediyorum. Ama şöyle bir şey var. Mesela hani şurada dedim ya bir Y harf var. Siz artık bir yerden sonra böyle dallanarak ilerliyorsunuz. Şimdi aklınıza belki iki insan vardı. Birisinde bu harflerin üç tanesi varken bir tanesinde bu harflerin hiçbirisi yok. E, haliyle harfler kimde, nerede fazlaysa enerji orada daha yoğun diyebilirim. Bu kalpleri de kenara bırakayım. Sadece göstermek için şey yaptım. Baya baya belliydi. Bir de burada söyleyeceğiniz, konuşacağınız çok şey var. Bunlar size ilerleyen dönemlerde yol olarak gelebilir. Zaten sağ taraf bakın hani artık sıkıntı dönemi bitiyor. Üzerinizdeki ağırlığı kaldırdıkça, rahatladıkça sağa doğru yani olumlu, pozitif yani alım yaptığınız, alıcı konumda olduğunuz. Yani artık sizden sürekli bir şeyler gitmez. Siz artık almaya başlarsınız bunun olduğu taraftır. Dediğim gibi bazı şeyler konuşuyorsunuz. Bu yolda da bir ilerleme sonuna kadar götürme olayı. Burada yine bakın bir ilerleyiş durum var. Bunun altı daha geniş şuna göre. Bu şu demek yani alt ne kadar taban ne kadar genişse bakımlarda o kadar haneden insanı etkiler. O kadar bilinir ve o kadar altı sağlam olur. Herkes der ki bunu tam biz işte yay burcunun ailesinin işte yay burcunun çocuğunun eşinin ne yaptığını ne yapmak istediklerini biliyoruz. Gizli saklı iş yapmıyorlar. Hani biliyoruz gibisinden bir durum vardır. Kesinlikle kötü değil. Bir eğer ki evliliktir isimdir, başka bir şeydir bir gündeminiz varsa insanlardan, sevdiğiniz insanlardan daha doğrusu değer verdiğiniz insanlardan. Bu işte öğretmen olsun, işveren olsun, onay aldığınız bir dönemdesiniz ve buraya geliyorum. Burası arkadaşlar bir hayal dünyası. Herkes hayal kurur. Evet kabul ediyorum ama su ve hava grupları biraz daha böyle hayal kuralım. İşte duygusal bir tatmin yaşayalım en azından böyle hayal dünyamızda derken sizde çok fazla bu yoktur. Sizde hayal kurmak değil sizde plan kurmak vardır. Plan yaparsınız genelde. O yüzden ben burayı sizin burcunuza özel biraz daha plan olarak söyleyeceğim ama bakın ne olduğu ne ettiği belli değil. Bir yandan bir yana geçen birisi var. Sanki bakın şurada bir S harfinin yanında bir düşünce. S harfi bu arada yol demektir. Bir yolla alakalı düşünce de var. Zaten az önce bahsetmiştim bundan. Ama bakın ne olduğu belli değil. Karşı karşıya birileriyle gelme durumları var. Şu anda sadece bunun için bir plan var. Hani kesin bir şeyler yok. Ha bu hafta peki niye çıktı? Çünkü işte belki mahkeme olabilir, işte belki eğitim, kariyer bir değişiklik yapacaksınız ve geleceğinizi çok etkiliyor. Hem sağ tarafı etkiliyor, hem geleceği etkiliyor, tam burayı, hem de burayı biraz sol taraf etkiliyor. Ve bakın öbek öbek olmuş diyor ki sen çok güzel bir şey istiyorsun, bu iyilik, bu güzellik, bu hoşluk sağa doğru, sola doğru da olsa devam ediyor. Ama öbek öbek boşluklar var, şunu söylüyor. Belki... 3-4 kişilik bir aile grubundan, arkadaş grubundan, belki müdür yardımcısının müdür oldun. E haliyle o ortamda çalışanlığın bir üst kademeye geçtin. E hal belki görev yerin, iş yerin değişecek. Bir yer değiştirme durumun var. Bakın daha hemen bu hafta oluyor demiyorum. Ama bir konu konuşulduğunda biliyorsunuz konuşulup kalmıyor. Bunun sonrasında işte e, iş yerim değişirse şöyle olur böyle olur para kazanırım başka şehre giderim e, işte taşınırım şunu yaparım bunu yaparım. E, haliyle bakın çevrenizde bir şeyler değişiyor bu bir. İkincisi kalp dünyanıza çok önem verdiğiniz bir insanı. aşk olur başka bir şey olur biraz böyle umursamamak değil de? E, yeni bir şeyler var hayatınızda. E ona vakit ayırdığınız için diğer taraftaki insandan biraz hani ona ayırdığınız zamanı alabilirsiniz böyle bir olay görünüyor. Bir de bir şeyin kapısını kapatıyorsunuz. Mesela işe girdiniz, diğer işlerin kapısı kapanır haliyle. Veya da evlendiğiniz için e, başka evlilik yani yok o an. Haliyle diğer insanlarla evlenmenin kapısı o an için kapanır. Bir de böyle bir şey görünüyor. Bir de burada bakın. Bir kişi yatıyor. Yani bir rahatsızlık durumu var. Bariz belli. Ama bu kişi mesela ay kan şekerim düştü der. Sürekli işte diyet yapıyordur, bir şey yapıyor. Kan şekerim düştü yatar ama şeyde öleceğim. Her şey çok kötü. Ay, dersiniz ki ya yemek yemediğin için kan şekerin düşmüş. Ye iki tane at ağzına kesme şeker kendine gelirsin. Git yemek ye kendine gelirsin. Hani bu kadar bir şey ama biraz böyle sanki ilgisiz kaldığı için ya da ilgisizlik hissettiği için biraz böyle dikkatinizi çekmeye çalışan bir kişi var. Onun da böyle başında duruyorsunuz. Bir de şurada bir elbise gördüm ben. E, tabii ki düğün, dernekler, böyle toplantılar, eğlenceler vesaire Bununla alakalı gündemler olabilir. Ve e, düşünceleriniz inanılmaz yoğun görünüyor. Onu da söyleyeyim. Düşman diyebileceğim bir şey yok. Hani size karşı özellikle gıcıklık yapayım. Sizinle illa uğraşayım diyen birisini hani böyle çok net bir şekilde görmedim ben. Bu bir. İkincisi normalde çok böyle görüşmediğiniz bir insandan size doğru bir adım gelebilir. İlla ki sevgili falan değil bu arada. Hani akrabadır, aile bireyleridir. Böyle bir durum, bir böyle atak gelme ihtimali var. Bir de daha önceki zamanlarda belki para harcadınız, olmadı, görüştünüz, olmadı. Özellikle de evet 5 Mayıs ama onun haricinde Mayıs'ın 5, 5, zaten var. 15-25'i gibi bu insan belki sizinle tekrardan hadi bir görüşelim. Bir şeyleri tekrar yine masaya yatıralım. Neyimi beğenmedin? Yani neden biz kavga ettik? Neden aramıza biraz mesafe girdi? Hadi bunu konuşalım diyen birisi olabilir ve ikili ilişkilerde genel olarak güzel anlaşmaların olduğu bir süreçtesiniz. Bu arada sağ taraf tamamen temiz. Bir sıkıntınız yok o alanda. Gayet güzel. Bu alanda da güzel bir akış var. Ne diliyorsanız hayırlı ise, herkes için hayırlı ise, bütünün hayrına ise kabul olsun diyorum. Beğeni butonuna basmayı, güzel yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.